Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Korku ve endişe doğal olarak ilk başlangıçta oluyor değil mi? Tabii şimdi Fatma Hanım'a biz kemik ameliyatı esnasında bir estetik müdahale de yaptık. Burun kemiğinde bir düzeltme yaptık. Tabii bu ameliyat kadar hastanın psikolojisi açısından da çok önemli bir süreç. Çünkü yüzünde gerçekten belirgin bir değişiklik oluyor. Sonuçta burun yüzde en çok dikkat çeken, en görünür yapılardan bir tanesi. Dolayısıyla hastanın beklentisi ve sonucun ne olacağı konusunda endişeleri olması çok normal. Korkuları olması. Tabii burada hastaya ameliyat öncesinde destek olmak, bilgilendirmek çok önemli. Gene ameliyat sonrasında da aynı şekilde cerrahi işlemin yanında bir psikolog gibi de manevi olarak da, duygusal olarak da destek vermek gerekiyor. Tabii her hastanın bu ameliyata yaklaşımı aynı olmuyor. Kimisi çok daha kolay adapte oluyor, kimisi için biraz daha zaman gerekiyor. Dolayısıyla psikolojik destek de cerrahi başarı kadar önemli bence. Şimdi kendisi de bahsediyor, öncesinde çok endişeliydim, evet. Ağladım bile Arda evet, hocam evet. Biliyor diyor. Şimdi ağladığım günlere gülüyorum diyor. Ne güzel. Bu da normal bir süreçti ama evet. Evet. Peki hocam şimdi gündemde en sık rastlanan rahatsızlıkların başında da tükürük bezi hastalığı konuşuluyor. Evet. Öncesinde nedir, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten de basında yansıdığı kadar vücudu etkileyen bir rahatsızlık mı? Şimdi vücutta yüzümüzde anatomik olarak bir ana tükürük bezlerimiz, yani majör tükürük bezlerimiz var. Evet. Bunlar kulak altında, kulak arkasına doğru yerleşen parotis dediğimiz tükürük bezi. Çene altında yerleşmiş olan iki taraflı çene altı submandibüler dediğimiz tükürük bezleri, dil altına yerleşmiş olan gene sublingual dediğimiz ana tükürük bezlerimiz var. Bunun yanında da minör, yani küçük dediğimiz ağzın muhtelif yerlerine yüzlerce mikroskopik delikle açılan minör göremediğimiz, yani muayenede tükürük bezlerimiz var. Bunlar evet. Tabii tükürük salgılamasında fonksiyonları var ve tükürük ağız hijyeni, ağız sağlığı, diş sağlığı ve beslenme açısından çok önemli bir salgı. İçindeki enzimlerle hem sindirimi başlatıyor, sindirimin ilk aşamasını, bazı gıdaların içindeki sindirimin başlangıç noktası ağızdır ve bunda da temel etken tükürük bezidir. Onun dışında ağzın nemlenmesi, kurumasının önlenmesi açısından da çok büyük önemi var. Ve yine enfeksiyonlara karşı da çok büyük koruyucu özelliği var. Aynı şekilde diş çürüklerini önlemede de tükürük salgısı çok önemli. Dolayısıyla bizim için belki fark edilmeyen bir kahramandır tükürük salgısı. Dolayısıyla bunun hastalıkları da kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Biz tabii bu konuda da Avrasya Hastanesi olarak gerekli bütün imkanlara sahibiz ve bunun tanısında, tedavisinde gerekli olan bütün müdahaleleri yapıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.